Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Ayasofya'nın açılış töreninde açıklanan hutbenin Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Ayasofya'nın açılış töreninde açıklanan hutbenin dışına çıkarak bu ifadeleri kullandı. Sarf ettiği sözlerle Atatürk'e hedef aldığı belirtilerek tepki topladı. Erbaş, Atatürk'e lanet okudu iddialarına gazeteci Ahmet Hakan'a gönderdiği açıklamayla yanıt verdi. Genel olarak vakfiyelerin sonu vakıfın bedduasıyla biter diyerek kendisini savundu. Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim. Çiğnerse lanete uğrar dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Atatürk'ün 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararında imzasının olup olmadığı konusunun tartışmalı olduğunu söyledi. Erbaş, vakıf mallarının korunması gerektiğini, Diyanet İşleri Başkanı olarak bunu hatırlatmanın görevi olduğunu kaydetti. Ama birileri benim görevim gereği hatırlattığım hususlar üzerinden bilerek ya da bilmeyerek tefrika çıkarıyor dedi. Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır.